Sesinizi çıkaracaksınız. Birbirimizi koruyacağız. Onu öldüren kadar günahkar oluyorsunuz. Onun günahını alarak öldürenden hiçbir farkınız yok. Bir kere de siz öldürüyorsunuz. İhmal, ihmal, ihmal. Cehalet, cehalet. Cahiliz, cahiliz. Okumuyorsunuz, okumuyorum. Cahiliz. Bilmiyorsunuz ki. Aa, ne değişti de artık ben neye, hangi hakka sahibim? Bilmiyorsunuz. Ne haber izliyorsunuz? Gazetelerin abuk subuk sayfalarına bakıyorsunuz. Asıl sizi ilgilendiren yerlerine bakmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz Seda Hanım? Kitap okuyorum arkadaş. Hayatın tabiatı o ana aittir. O an gelir, seslerin ardından görürsün yaşamı. O an gelir, sessizce dinlersin tabiatı. Yeşil seslenir mavi, gökyüzünün altından yaşam seslenir. Bir anlık ömre sığan binlerce renk seslenir. Yarın seslenir. O an gelir, o anı saklarsın yarına. Doğanın fotoğrafı, fotoğrafın doğasında. Kirletmeden önce geleceğinizi düşünün. Unutmayın, doğanın dengesi elimizde. Türler arası dayanışma. Var olmak haktır. Kader oyun. Gözümüzü açtığımız günden beri heyecanla devam ettiğimiz, İçinde olduğumuz sürece zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız şu hayat denen şey ne kadar da hızla akıp geçiyor değil mi? Peki kendimizi tesadüfen içinde bulduğumuz bu yaşama bir başı ve bir sonu var mıdır? Yani hayatımızı kim yaratmıştır? Bize bu yaşamı kim vermiştir? Bu tip sorularla kafamızı meşgul etmenin yararsız olduğunu düşünenlerden misiniz? Yoksa daha fazlasını bilmek isteyenlerden mi? Eğer siz de gerçeğin katışıksız ve değişmemiş halini arayan kişilerdenseniz, kendinizi büyük bir maceranın içinde bulacağınıza emin olabilirsiniz. Sonunda değişimin olduğu cesur bir macera hem de. Nihai sonuca ermek bir şeyleri sorgulamaktan geçiyorsa, zor soruları sormaya hazır mısınız? İnsanlığa sesleniyorum.
Hello?
Sevgili dostlarım merhabalar, nasılsınız? Bir canlı yayında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben Işık abla. Sizleri bizi Yaradan'ın sevgisiyle kucaklıyorum bu akşam. Ve benimle beraber olduğunuz için, beni evinize davet ettiğiniz için size çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sevinç, mutluluk, aynı zamanda esenlik, bereket. Bütün bunları istiyor. Sizi Yaradan, sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve bu programın amacı sizinle sevginin sesi diyoruz. Hayatınızda pek çok sizi aşağıya çeken ağırlıklar var. Ve bu ağırlıkları siz kendiniz artık bu programı izlemeye başladığınızdan itibaren anlamışsınız, idrak etmişsiniz ve diyorsunuz ki Işık abla aynen söylediğin gibi hayatımda lanet var ve bu lanetlerin kalkmasını istiyorum. Aynı söylediğin gibi hayatımda yolunda gitmeyen, çok acı çektiğim, çok üzüntü çektiğim sıkıntılarım, dertlerim var. Aynı söylediğin gibi bazı zincirler var hayatımda. Bu zincirlerin kırılması lazım. Özgür bırakılma, özgür olmak istiyorum. Benim böyle kitabım var, İngilizce olarak çıktı. Şu an Türkçe olarak da çıkacak. Özgürlüğü düşledim. Özgürlüğü düşledim. İçinizde özgürlüğü düşleyenleriniz var mı? Özgür olmak istiyorum. Ben öyle çığlık atıyordum. Blue çağındayken de özgür olmak istiyorum, özgür olmak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. Ol diyorlardı, babam diyordu ki özgür ol. Çık, defol git. Özgür ol, özgürlük istiyorum. Nedir özgürlük? Özgür olmak istiyorum. Kesinlikle baskı altında yaşamak istemiyorum diyordum. Bu bir tabii gençliğin verdiği bir isyankarlıktı. Ama biliyorum içinizde kendini bulunduğu ortama, bulunduğu sıkıntıların içine hapsedilmiş olarak isyana yakın hissedenleriniz var. Ve öyle bir noktadasınız ki her gün bana mektuplarınızdan da okuyorum bunu, görüyorum. Diyorsunuz ki yeter be. Artık bunu çekmek istemiyorum. Artık buna dayanmak, tahammül etmek istiyorum. Özgür olmak istiyorum. Onu kalbinize davet etmek istiyorsanız çok basit bir duayla deyin ki bana kendini göster Yaradan'ım. Seni bilmek istiyorum. Bu bir din değiştirmek değil. Lütfen dininizi bırakın, dinleri bırakın. Rab ile dost olun. Bu Rab ile, Yaradan ile dost olmak. Sizin dininizi değiştirmeniz değil. Zincirlerinizi kırmak. Ve size özgürlüğünüzü vermek istiyor. Dininizi değiştirmeyin. Lütfen. Bir dinden çıkıp futbol takımı değiştirir gibi başka bir dine geçmeyin. Tanrı ile dost olun bugün. Birisi arıyordu, telefonla bir şey söylüyordu ya da sokakta bir tanıdığıma rastlıyordum. Keşke rastlamasaydım diyordum. Keşke telefonu açmasaydım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir söz, bir negatif, bir olumsuz söz beni sarsıyordu. Ve daha sonra günün devamında düşündüğüm zaman ya ne oldu da ben böyle hissediyorum? Sabah ne kadar neşeli başlamıştım güne. Ne kadar mutlu başlamıştım. Ne kadar şükrederek başlamıştım. Hava güzeldi, her şey güzeldi, sorunlarımız yok mu? Hep sorunlarımız var. Ama nedense bir şey oldu o günün içinde ve ben sarsılmaya başladım bir yaprak gibi. Neden kendimi böyle hissediyorum? Ve bu soruyu sorduğum zaman ve dönüp geriye baktığım zaman çoğunlukla birisinin söylediği söz canımı sıkmıştır. Çoğunlukla birisinin başkası hakkında yapmış olduğu dedikodu bana bir ağırlık getirmiştir, bir yük getirmiştir. Ve ben bugün buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve dedim ki Rab, ben böyle sarsılmak istemiyorum. Bir yaprak gibi bir kişinin sözüyle, bir kişinin dedikodusuyla, bir kişinin olumsuz laf sokuşturmasıyla kendimi böyle hissetmek istemiyorum. Ne yapmam lazım dedim. Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen, iftira etmez, dostuna zarar vermez, komşusuna kara çalmaz böylesi. Komşusuna kara çalmaz. Eğer bugün siz dedikodudan uzak yaşıyorsanız, eğer bugün siz dedikodudan uzak yaşıyorsanız, iftiradan uzak yaşıyorsanız, başkalarına kötü söz söylemiyorsanız, başkalarına hor gözle, kem gözle, kötü gözle bakmıyorsanız, fesatlıkla bakmıyorsanız, siz sarsılmıyorsunuz. Sayılar. Okulda ilk öğrendiğim şeylerden biriydi. Ama 2'den 5 çıkarılmaz, 5 2'ye bölünmez diye başlayan bu ezberci eğitim sistemi içerisinde birçok şey bana yanlış ve eksik öğretildi. Çoğumuz böyle ezberci bir eğitim sisteminde büyüdük ama bazılarımız sorgulamayı seçtik. Sorgulayanlar fark ettik ki sorun sadece sistemde değil, tarih kitapları savaşı kazananlar tarafından yazılıyor.
izlediğimiz haberler, okuduğumuz gazeteler hep bir görüş temsil ediyor. Bu yüzden bizler anlatılan her şeye inanmak yerine soru sormaya bir alışkanlık edindik. Araştırdık, tartıştık, sorguladık ama bir şey hariç. Allah, Yaratan, Tanrı. Herkesin bu konuda bir fikri var ama bu fikri nasıl edindik? Bir din kavramıyla büyüdük ve çoğumuz bunu gerçekmiş gibi, yasaymış gibi kabul edip ona göre yaşıyoruz. Bana aile büyüklerim böyle öğretti, ben bunun dışına çıkmam. Tamam iyi hoş ama ya aklımıza soru işaretleri oluşmaya başlarsa? Bu ayette, kitapta anlatılan gerçekten bu mu gibi sorular sormaya başlarsak sorma, sorgulama deniyor. Çoğu kişi bildikleriyle yetinmeyi seçiyor ama ben bu seçeneğe sahip değildim. İnancımdan dolayı suratıma tükürüldü. Dayak yedim, dışlandım, bana bıçak çekildi. Sırf kendimi yakın gördüğüm için bir inancı benimseyemezdim. Okumam, araştırmam lazımdı. Savunmak için değil, kendim için emin olmam gerekiyordu. Gerçek mi? Peki bu kadar dinin arasında hangisi doğru? Yüzlerce din var, binlerce mezhep var deyip kayboluruz korkusuyla bu araştırma yolculuğuna bazen yıllarca, bazen de asla çıkmıyoruz. Yahve, Yeshua, Allah, Buda, Zeus, Hades, Ra, Osiris, Shiva, Vishnu, Tanrı'nın ismi ne? Hangi inanç doğru? Boş ver, ben en iyisi kendi dinimi yaşayayım demek çok kolay. Doğrusu bu, gerçek bu, diğerleri yanlış deniyor. Ve herkes kendisine öğretilenden o kadar emin ki, kimse kimseyi anlamıyor, sadece yargılıyor. Gidin bakın, dünya Müslümanlar hakkında ne düşünüyor? Hepsi terörist diyorlar. Hiç sormuyorlar, İslam gerçekten ne öğretiyor? Ya İslamiyet'i yanlış anladıysak diyen çok az. Peki Hristiyanlar? Politik önderler dini kullanarak kendi menfaatleri için savaşlar çıkarıyor. Ama İsa size tokat atana öbür yanağınızı çevirin dememiş miydi? İncil gerçekten değiştirildi mi? Eğer öyleyse neden dünyanın yarısı Hristiyan ve değiştirilmiş bir kitaba inanıyor? Yahudilere ne demeli? Günümüzde İsrail'in yaptıklarını kınıyoruz. Ama Musa Yahudi ve doğru bir insan değil miydi? İnanışları neden politikalara bakarak yargılıyoruz? Hinduizm ve Budizm dediğimizde aklımıza gelen ilk şey ineğe öküze tapmak ama çakra, meditasyon, sevgiyi içimizde bulma gibi kavramlardan bahsettiğimizde neden bunu Budizmle, Hinduizmle bağdaştırmıyoruz? Ateistlere de bunun söylendiğini duyuyorum. Allahsız bu kadar mucize varken nasıl bir yaratıcı yok dersin? Ama ya yoksa? Bir yaratıcının varlığı gerekli mi? İnançlı kardeşim senin yürekten bir inancın var. Ama onları görmedikleri bir şeye inanmıyorlar diye yargılama. Sen sevgiyle inancını paylaş. Kendimize dürüst olalım. Diğer inanışları araştırdık mı? Bize öğretileni sorguladık mı? Yoksa korktuğumuz için mi kendimizi inandırdık? Bir yaratıcı varsa buna nasıl emin olabiliriz? Ailemiz öyle düşündüğü için mi? Kültürümüze uyduğu için mi? Hoşumuza gittiği için ya da topluma faydalı olduğu için mi? Sormamız gereken asıl soru şu. Gerçek mi? Gerçeği senin kendin için sorgulaman gerek. Ama bil ki bütün dinler doğru olamaz. Bu da artık sık sık söylenen bir şey. O senin doğrun, bu benim doğrum. O senin inancın, bu benim inancım. Ama gerçek göreceli olamaz. Eğer dinler yüzeysel olarak güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi öğretiyorsa ama temellerinde çelişiyorlarsa nasıl onları aynı şeymiş gibi kabul ederiz? Bilime güveniyoruz çünkü hipotezin, teorinin, yasanın ayrımını yapıyoruz. Ama din önderlerinin söylediklerini, kitapta yazanı ve gerçeğin ne olduğunu birbirinden ayırıp sorgulamazsak kayboluruz. Bağnazlaşırız, fanatikleşiriz. Ben kendim için okudum, araştırdım, sorguladım ve gerçeği bulduğuma inanıyorum. Ama benim amacım kendi inancımı size aşılamak değil. Benim isteğim gerçekten araştırıyor muyum sorusunu sormanız. Çünkü ben inanıyorum ki kim bütün kalbiyle, bütün aklıyla ve bütün gücüyle ararsa gerçeği bulacaktır. Yalan söylediğiniz olur mu?
Evet. Hiç hırsızlık yaptınız mı? Evet. Efendimiz, benden barışınızın bir aracı yapın. Nefret olan yere sevgi getirin. Saldırı olan yere af getirin. Anlaşmazlık olan yere birlik getirin. Hata olan yere gerçek getirin. Sizin ışığınızı getireyim. Eğer sevgim eksikse, işte o zaman ben bir hiçim. Sevgi hep sabreder, yardım eder. Sevgi kıskanmaz, çelme takmaz, çirkin bir şey yapmaz, çıkarını düşünmez, haksızlıktan asla memnun olmaz. Her şeyi her zaman sevgi affeder. Sevgi affedicidir. Her şeye inanır. Hep umut eder, katlanır. Sevgi sizsiniz. Sevgi hiç kaybolmayacak, asla. Şimdi üç şey var. İman, umut ve sevgi. Ama sevgi... Ah o sevgi. O hepsinden daha büyük. Sevgi sizsiniz. Beni böyle çaresiz bırakma ne olur. Nedir üstümüze kabus gibi çöken bir şeyler söyle susma ne olur. Neden, neden, neden bu ayrılık neden böyle severken yapma ne olur. Kader. Beni böyle zamansız yıkma ne olur. Sensizliği asla düşünemiyorum. Nasıl değiştim aklım almıyor. Seni, seni, seni seviyorum. Yalvarıyorum gitme ne olur. Daha.
seviyorum. Ben de seni düşünmeden katanırım dizilerine. Mutlu olmam sen olmadan mümkün değil. Çaresi yok bağlanmışım izlerine. Sevgilim, söyle bana, söyle bana dileğini. Haydi sokul sarıl bana, tut elimi sevgili. Seviyor musun? Seviyorum. Bir daha sen. Seviyorum. Bir daha. Seviyorum. Ben de seni sevgilim.
acımam. Sana değil sigaraya acımam. Sokarım götüne. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bu cigaraya acımam. Sana değil cigaraya acımam. Sokarım götüne. Dikkat diyoruz ve boyun eğmeyin diyoruz. Ve bu konuda devam edeceğim. Sesimi belki daha da yükselteceğim. Ama ilk önce huzurlarınıza çok sevdiğim kardeşimi, hep kanatlarım altındadır. Karakterini severim, iyi bir ailenin çocuğu ve hep korudum, kolladım onu. Yorumunu çok severim. Huzurlarınıza Hamiyet'i çağırıyorum. Hamiyet bir gelsin. Cümleleri kuramıyorum. Çok üzülüyorum. Geçtiğimiz günlerde Tokatlı bir hemşerimi gördüm. Gencecik bir kız. Gazetelerde gördüm Hamiyet. Çok da genç, Tokatlı hemşerim ama bazı şeylere çok fazla giremiyoruz. Sevgili yapımcım Reyhan Şan'la birlikte çok da dikkat ediyoruz. Çok bıçak sırtı konular var. Baktım ki çoluğu çocuğu var ve kocası artık kadıncağız, kızcağız, küçük bir kadın o da. Gördüğü şiddetten dolayı baba evine sığınmış. Kocası bir konuşalım diye kapıya çağırmış. Kızı öldüresiye dövmüş ve babasının kapısının önüne atmış. Komşuları görmüş, onu hastaneye kaldırmışlar. Çok üzüldüm. Şuramdan bir şeyler koptu. Kıza da üzüldüm, kocaya da üzüldüm ben. Bana kızmayın, ben kocaya da üzülüyorum. Biz yetiştiriyoruz bunları. Üzüldüm deyince bana böyle bir bakıyorsunuz. Hiç kaşınızı kaldırmayın. Bunları kim doğurdu? Biz doğurduk. Siz doğurdunuz. Kim ortaya saldı? Biz saldık. Siz saldınız. Kim böyle yetiştirdi? Biz yaptık. Biz yaptık. Başkası yapmadı. Biz kadınlar. Artık gücünüzün farkına varın. Artık gücünüzü anlayın. Bu canavarları biz yetiştiriyoruz. Ne veriyorsan çocuk öyle yetişiyor. Türkiye'nin en önemli yazarları bu uğurda kitaplar yazıyorlar. Türkiye'nin en önemli kalemleri, köşeleri bu olaylar için işgal ediyorlar ve kadına şiddetle ilgili yine kadına çağrıda bulunuyorlar. Erkek çocuklarımızı doğru yetiştiriyor muyuz? Bunlar çok önemli. Mustafa Topaloğlu nerede? Bugün konuşacak, o çok önemli, konuşması lazım. Yani ben erkeklerin, buna başvuran erkeklerin psikolojik sorunların olduğuna inananlardanım. Onun için çok üzülüyorum erkeklere de. Kadına acıyorum, erkeğe de acıyorum. Tıpkı yıllarca babama, öz babama acıdığım gibi. Kimse benim babamı anlayamadı. Çünkü rahmetli babaannem, nur içinde yatsın, benim babamı öyle yetiştirdi. Anladınız mı? Hamiyet'in durumuna bakın. Çok üzüldüm gazetelerde o Tokatlı hemşerimi gördüğümde. Şu anda beni izliyordur. Çocukları var. Çocukları da böyle annelerine bakıyorlar bütün fotoğraflarda. İçim gitti Hamiyet. Yemin ediyorum içimden bir şeyler aktı. Öyle bir fotoğraf vardı ki gazetelerde, anne yatıyor ve haberlerdeydi. Anne yatıyor, o çocuklar da böyle o çek yatın üstüne oturmuş, böyle annelerine bakıyor. Ne kadar üzüldüm. Bence kocasına kızmayın. Alalım, tedavi ettirelim.
Dövmeyelim adamı. Bak Nuray ağlıyor yazık. Kıyamam orada. 7 aylık hamile. Ve çok şanslısın. İyi bir eşe sahipsin Nuray. Çok, çok şanslısın. Ben bu görüntüye çok yabancı değilim biliyor musunuz? Ben böyle büyüdüm. Ben bu görüntülerin içinde büyüdüm. Benim annem cama çıkamazdı. Taksitçi gelirdi o zaman. Kadırga'dan, Eyüp'ten, mahallemizden söz ediyorum. Çıkamazdı gözündeki morluktan. Bir kadın bunu hep derler ya. Ne yaptı da? Ne yaptı diye bir şey yok. Ne demek ne yaptı? Bir kere bunu geçin kadınlar. Kadınlar önce siz yapıyorsunuz. Ne yaptı da? Kocası dövmüş. Niye acaba? Böyle bir şey yok. Bir kere bunu geçeceksiniz. Ne yaptı da diye bir şey yok. Dayağın hak edilmesi ya da ne yaptı da diye bir özrü olamaz. Ne yapacaksınız? İlk önce erkekten başlayacaksınız. Tedavi ettireceğiz. Onları topluma kazandıracağız. O yüzden erkeklere ben çok üzülüyorum. Aynen babama üzüldüğüm gibi. Beni annem ve ablam hiç anlayamadılar bu konuda biliyor musunuz? Benim bu tutumum, bu duruşum şimdi değil. Çocukken de öyleydim. Size yemin ediyorum yani o babamın zavallılığını hissediyordum. Şu annemi de bağlayın aynı şeyi söyleyecek. Ablamı da çağırın buraya aynı şeyi söyleyecek biliyor musunuz? Ben babamın bize ve anneme her şiddet uyguladığında ya da evdeki o terör estirmesinde ben babama çok üzülüyordum o yaşımda bile. Çok acıyordum. Tabii ki anneciğim bunu artık Türkiye biliyor. Ama babama da üzülüyordum. Ama benim babama üzülmemi ne annem ne ablam anlayamadılar. Belki şimdi anlıyorlar. Hiç anlayamadılar biliyor musunuz? Ben o zaman bile bunu nasıl idrak ediyordum bilemiyorum ama hep çok üzüldüm. Günah bu adam niye böyle? Yani arkadaşımın babası böyle değilken ya da başka babalar böyle değilken o niye öyleyi ben düşünebiliyordum. Annem o hiddette işte bu darbelere maruz kaldığında belki bunu hesap edemiyordu. Çok kırılıyordu, çok üzülüyordu. Ya da bizim o arada aldığımız darbeler annemi çok incitiyordu. O yüzden belki sağlıklı düşünemiyordu. Ablam ailenin büyüğü olarak çok üzülüyordu. Niye böyle bir şeye maruz kalıyoruz? Ama ben çok enteresan. Şu kadar abartmıyorum biliyor musunuz? O zaman bile bu adam niye böyle deyip üzülüyordum. Annemin evi her terk ettiğinde sakın yerimizi söyleme babana dediğinde ben gene babama acıyıp üzülüp gene götürüyordum. Gel gel buradalar diye. Yine ona acıyor. Yani benim bu duruşum şimdi değil. Dolayısıyla biz kadınlar iş bizde bitiyor. Mesajım hepimize. Bu erkekleri doğuran, bu erkekleri böyle yetiştiren sen erkeksin. Sen ne dersen ne olur. Ne demek? Vur duvara, duvardan geri gelsin. Baktığın zaman karın anlasın. Böyle bir şeyimiz var bizim. Bunları bırakın artık. Yanlış yetiştiriyorsunuz. Yanlış eğitiyorsunuz. Bugün çok önemli bir gün. Çok önemli bir şeyi hep birlikte tartışacağız. Huzurlarınıza ben yanıma istiyorum arkadaşlarımı. Arzu Yurter, makyaj tasarım. Özlem Ören, oyuncu arkadaşım. Fatoş Güneş, fotoğraf sanatçısı. Şöyle yanıma istiyorum. Şimdi 4 kadın, 4 hikaye, 4 tepki. İyi dinleyin. Niye bu hale girdin Hamiyet? Söz sende. Günlerdir takip ediyorum gazetelerin ikinci sayfalarında devamlı kadına bir şiddet var. Basın buna haber olarak yer veriyor. Birkaç fotoğraf koyuluyor. Altına bir haber yazılıyor. Ana haber bültenlerine giriyor. Geçiyor, gidiyor. Kanunlarda hiçbir değişiklik olmuyor. En son bir haberlerde bir şey okudum. Dayak yediği için boşanmak istiyor. Boşanmak istediği için tekrar dayak yiyor. Bu baba evine sığınıyor. Evden çıkarken sıcak suyla haşlanıyor. Adam 1,5 yıl ceza alıp 15 gün yatıp çıkıyor. Çocuk sokakta oynayan çocuğuna 10 milyon veriyor. Anne nerede diyor? Bu evde diyor. Kadın temizliğe gidiyor. Cam kapısıyla akşama kadar yoruluyor. Çıkışta da kadını güzel doğuruyor ama öldüremiyor. Sonra kadın artık boşanmak istiyor. Artık iyice bitirmek istiyor falan. Kadını doğuruyor. Beceremiyor. En son annesi çıkıp diyor ki yani diyor bu 2 kere yaptı, 1 kere haşladı. Zaten dövüyordu çok kötü. Sakat etti kızı. 26 yaşında bu kız. Sonra diyor önce haşladı sonra kesti.
15 gün yatıp çıktı. Ben birisini öldürmeyi kafaya koyarsam 15 gün sorun değil. 15 gün evden de çıkmadığım oluyor. Yatar çıkarım. Kanunların değişmesi lazım. Kelepçe sistemi çıktı. Birazcık toplum sesini yükselttikçe bir kelepçe çıktı. Ondan sonra bir buton çıktı. Ama bunlar sonuçta çözüm değil. Ben şiddette kadının payının olduğunu düşünüyorum. Erkek çocukları anneler yetiştiriyor. Genelde de erkek çocukları annelere çok düşkündür. Annesi şu kızla evleneceksin dedi mi o kızla evlenir. Bamya yemeğini sevmiyorsa, annesi seviyorsun diyorsa oturur bamya yer. Annesinin söylediğini giyer, annesi dediği zaman uyur ama gider karısını döver. Burada bizim de payımızın olduğunu düşünüyorum ben. Onun için bir ses getirmek istiyoruz ve bu kanunların değişmesini istiyoruz. Töre indiriminin olmamasını istiyoruz. Töre diye bir şeyin indirimi olmaz. Birini kesip doğrayıp arkası töre diye saklanamazsınız. Namus diye saklanamazsınız. Herkesin namusu kendine. Dünyanın her yerinde karısını döven adam var. Dünyanın her yerinde kocasını döven bizdeki kadın var. Bizdeki tutum, bizdeki tepki yok. Bizdeki tepki ya da bizdeki prosedür yok. Evet, yok. Şiddet her yerde var. Bunu bir kere bilelim. Evet, var. Her yerde var. Yani Atatürk dövmesini yaptırdı, Müslüman oldu, hepsini yerine getirdi. Dayak yiyince tam şimdi Türk oldum. O ayrı bir şey. Orada da var aslında. Hı hı. Her yerde var ama işte bazı eksiklikler bizde maalesef ki göze çarpan ve bizi ayrı kılan. İnşallah bizim de sesimizi çıkarmak istememiz, sesimizi duyurmaya çalışmamız, bu prosedürlerin ortadan kalkması. Hamiyet biraz önce ne dedi? Bir sürü ayrıntıya takılıyorsunuz. İşte yok rapordu, yok bilmem neydi. Ben de biliyorum ki benim annem canı çok yandığında dört kardeş dördümüz de elimizden tutup karakola gittiler. Hadi hanım hadi kocandır barışır hadi. Evet. Diye bizi yolladıklarını biz o zaman çocuk aklımızda aynen. Allah Allah niye bize böyle davranıyorlar içinden çıkıyor. Şimdi tabii çok şeyler yapıldı. Kadınlar için adımlar atıldı. Ama yetiyor mu? Hayır. Yetmiyor. Yettirene daha fazla kadar da uğraşacağız. Sesimizi fazlası ne olacak? Adama ayağına kelepçe takacağımıza, ayağına işte bilmem ne zincir takacağımıza adamı tedavi edeceğiz. Ve böyle hasta beyinli kadınları da tedavi edeceğiz. Bunları yetiştiren kadınları da tedavi edeceğiz. İhmal, ihmal, ihmal. Cehalet, cehalet. Cahiliz, cahiliz. Okumuyorsunuz, okumuyorum. Cahiliz. Bilmiyorsunuz ki. Aa ne değişti de artık ben neye, hangi hakka sahibim? Bilmiyorsunuz. Ne haber izliyorsunuz? Gazetelerin abuk subuk sayfalarına bakıyorsunuz. Asıl sizi ilgilendiren yerlerine bakmıyorsunuz.